Mars, Güneş sisteminin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithafen adlandırılmıştır. Bu isim gezegenin kırmızı renginin kan ile bağdaşlaştırılması dolayısıyla verilmiştir. Kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen de denir. Mars yüzeyinin kızılımsı görünümü hematit ya da pas adıyla tanınan demir oksitten kaynaklanır. Dünyadaki pek çok dilde gezegeni tanımlamak için bu köke dayanan isimler kullanılmakla birlikte, bazı dillerde farklı isimlendirmeler mevcut olmaktadır. Yunanca'da yer alan Ares kelimesi bu dilde gezegeni tanımlamak için kullanılmaktadır. Yunan mitolojisinde Ares, savaş tanrısıdır. Mars'ın coğrafyası ile ilgili araştırmalar yürüten bir bilim dalı olan areoloji bu kökten türetilmiştir. Mars'a çeşitli dillerde verilmiş adlardan bazıları şunlardır: Babil mitolojisinde Mars, gezegenin kızılımsı görünüşünden olsa gerek, ateş ve yıkım tanrısı Nergal'in adıyla ifade edilirdi. Mars'a Hindu mitolojisinde Mangala, Sanskrit dilinde ise Angaraka denir. Gezegenin Arapçadaki adı El-Mirrih'tir, oradan da Türkçe'ye Merih olarak geçmiştir. Eski Türklerde Mars'a Sakit adı verilirdi. Çin, Japon, Kore ve Vietnam kültürlerinde Mars eski Çin mitolojindeki 5 unsurdan ateşle ilişkilendirilerek ateş yıldızı adıyla geçer. Mars'ın sembolü astrolojik sembolünden yararlanılarak hazırlanmış bir sembol olup bir daire ve küçük bir oktan oluşur. Bu aslında savaş tanrısı Mars'ın kalkan ve mızrağının stilize bir temsilidir. Biyolojide de eril cinsiyeti göstermede kullanılan bu sembol, simyada karakteristik rengi kırmızı olan Mars'ın hükmettiği demir elementini simgeler, Mars da kırmızımsı rengini demir oksite borçludur. Mars'ın yarıçapı Dünya'nınkinin yaklaşık yarısı kadardır. Yoğunluğu Dünya'nınkinden daha az olup, hacmi Dünya'nın hacminin %15'i, kütlesi ise Dünya'nınkinin %11'i kadardır. Mars, boyutu, kütlesi ve yüzeyindeki yerçekimi bakımından Dünya ile Ay arasında yer alır. Mars'ın Güneş'ten ortalama uzaklığı yaklaşık 230 milyon kilometre, yörünge süresi ise 687 Dünya günüdür. Mars günü Dünya gününden biraz daha uzun olup, tam olarak 24 saat, 39 dakika ve 35,244 saniyedir. Bir Mars yılı 1,880 Dünya yılıdır, yani Dünya zaman birimiyle tam olarak 1 yıl, 320 gün ve 18,2 saattir. Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu konum karşı konum olarak bilinir. Kavuşum dönümü olarak bilinen iki karşı konum arasındaki süre Mars için 780 gündür. Yörünge eksantriklikleri nedeniyle bu sürede 8,5 güne varan oynamalar olabilir. Dünya'ya en yaklaştığı zamanlarda Dünya ile Mars arasındaki en kısa uzaklık gezegenlerin eliptik yörüngelerine bağlı olarak 55 milyon kilometre ile 100 milyon kilometre arasında değişir. İnce bir atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yer benzeri gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'nınkine çok benzer. Mars manyetosferini 4 milyar yıl gezegendir. Böylece güneş rüzgarları Mars'ın iyonosfer tabakasıyla doğrudan etkileşime girerek atmosferi ince halde tutmaktadır. Mars atmosferi günümüzde nispeten incedir. Ortalama yüzey basıncı 600 paskaldır, bu da Dünya yüzey basıncının %1'inden daha düşük bir değerdir. Mars yüzeyinde yerçekimi Dünya yüzeyindeki yerçekiminin %38'i kadardır. Mars atmosferi %95 karbondioksit, %3 nitrojen, %1,6 argondan oluşmakla birlikte oksijen ve su izleri de taşımaktadır. 1,5 mikrometre yarıçapındaki toz parçacıklarını içeren atmosferi tümüyle tozludur ki, bu, Mars yüzeyinden bakıldığında Mars gökyüzünün soluk bir turuncu kahverengimsi renkte görülmesine neden olmaktadır. Gezegenin iç yapısına ilişkin güncel modellere göre, gezegen, esas olarak demir ve %14 ila 17 civarında sülfürden oluşan, yarıçapı yaklaşık 1480 kilometre olan bir çekirdek bölgesi içerir. Bu demir-sülfür bileşiği kısmen akışkandır. Çekirdek, günümüzde etkin olmadığı görülen, gezegendeki birçok tektonik ve volkanik oluşumlardan oluşmuş bir silikat mantosuyla çevrilidir. Gezegenin kabuğunun ortalama kalınlığı 50 kilometre olup, azami kalınlığı 120 kilometre civarındadır.
Dünyanın ortalama kalınlığı 40 kilometre olan kabuğu, her iki gezegenin boyutları göz önüne alındığında Mars'ınkine göre 3 misli daha ince kalır. Gezegenler içinde mevsimleri Dünya'nınkilere en çok benzeyen gezegen, kendi çevresinde dönme ekseninin yörüngeye eğikliğinin Dünya'nınkine benzer olması nedeniyle, Mars'tır. Bununla birlikte Mars mevsimlerinin süreleri gezegenin Güneş'e daha uzak olması nedeniyle Dünya'nınkilerin 2 mislidir ve Mars yılının süresi de 2 Dünya yılı süresi kadardır. Mars'ın yüzey sıcaklıkları kutup kışı sırasındaki -140 santigrat derece ile yaz sırasındaki 20 santigrat derece arasında değişir. Sıcaklık farklarının büyük olması, ince atmosferinin güneş ısısını yeterince depolayamaması, atmosfer basıncının düşük olması ve toprağın ısı kapasitesinin düşük olması gibi nedenlerden ileri gelir. Mars Dünya'nınki gibi bir yörüngeye sahip olsaydı eksen eğikliğinin de benzeşmesi sayesinde, mevsimleri de Dünya'nınkilere daha benzer olacaktı. Mars'ın eksen eğikliği Dünya'nın eksen eğikliğine çok yakın olup, 25,19 derecedir. Dolayısıyla Mars'ta da Dünya'dakini andıran mevsimler meydana gelir. Fakat Mars mevsimlerinin süreleri Mars'ın yörünge süresinin uzunluğundan dolayı, Dünya mevsimlerinin sürelerinin iki katıdır. Mars'ın düzensiz biçimli, iki küçük doğal uydusu vardır. Kendilerine eski Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı Ares'e yardım eden çocuklarının adlarından esinlenerek Phobos ve Deimos adları verilmiş, gezegene çok yakın yörüngeler izleyen bu uydular muhtemelen gezegenin çekim alanına kapılarak uydu haline gelmiş asteroitlerdir. Fakat hava tabakası olmayan Mars'ın bu iki uyduya nasıl ve ne zaman sahip olduğu tam olarak anlaşılmış değildir. Üstelik bu büyüklükteki asteroitler çok nadirdir, özellikle ikili olanları. Bu büyüklükteki asteroitlere asteroit kuşağının dışında rastlanması durumu daha da garip kılmaktadır. Her iki uydu da 1877'de Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Phobos ve Deimos'un hareketleri Mars yüzeyinden bizim ayımızın Dünya'dan görünüşüne kıyasla çok farklı olarak görünür. Phobos 11 saatte bir batıdan doğar. Deimos ise, dolanım süresi 30 saat olmakla birlikte, 2,7 günde bir doğar. Her iki uydu da ekvatora yakın dairesel yörüngeler izlerler. Phobos, un yörüngesi Mars'tan kaynaklanan gelgit etkileri nedeniyle giderek küçülmektedir. Bu yüzden Phobos yaklaşık 50 milyon yıl içinde Mars'a çarpacaktır. Ay'ın haritasının yapılmasında ilk çalışmalarda bulunanlardan biri olan Johann Heinrich Mädler 10 yıl süren gözlemlerinden sonra, 1840'ta da ilk Mars haritasını çizdi. İlk areografi uzmanları olan Mädler ve kendisiyle Ay haritasının yapımında da çalışmış arkadaşı Wilhelm Beer, Mars haritasındaki işaretlemelerde isimler vererek belirlemek yerine, sade bir şekilde, harfler kullanmayı tercih ettiler. Mars'taki coğrafi oluşumlara dünya coğrafyasından veya tarihsel ve mitolojik isimler verilmiştir. Mars'ın ekvatoru doğal olarak kendi çevresinde dönmesiyle belirlenmiştir, başlangıç meridyeni ise dünyadaki Greenwich meridyeni gibi keyfi olarak, 1830'da ilk Mars haritalarının yapımı çalışmasında Mädler ve Beer tarafından belirlenmiştir. Evrende yaşamın dünyadaki koşullara benzer koşullar altında ortaya çıkabileceği varsayımından hareketle, günümüzde bir gezegenin yaşanabilirlik ölçüsü, yani bir gezegende yaşamın gelişebilme ve sürebilmesinin ölçüsü yüzeyinde su bulunup bulunmamasıyla yakından ilgili görülmektedir. Bu da bir güneş sistemindeki gezegenin güneşine uzaklığının gereken uygun uzaklıkta olup olmamasına bağlıdır. Mars'ın yörüngesinin Dünya'nın yer aldığı bu uygun kuşağın yarım astronomik birim kadar daha uzağında olması, ince bir atmosfere sahip bu gezegenin yüzeyinde suyun donmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte gezegenin geçmişindeki sıvı su akışları Mars'ın yaşanabilirlik potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Verilere göre, Mars yüzeyindeki sular yaşam için gerekenden çok daha tuzlu ve çok daha asitlidir. Gezegenin manyetosferinin olmayışı ve son derece ince bir atmosfere sahip oluşu büyük bir handikaptır. Yüzeyindeki ısı transferi pek büyük değildir, meteorlara ve güneş rüzgarlarına karşı savunması hemen hemen yok gibidir ve suyu sıvı halde tutacak atmosfer basıncı yetersizdir, dolayısıyla su gaz haline geçer. Verilere göre gezegen geçmişte günümüzdeki haline kıyasla daha yaşanabilir haldeydi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Mars'ta organizmaların olmadığı ya da hiç yaşamamış olduğu söylenemez. Mars aynı zamanda Güneş sistemindeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegendir.
Bu toz fırtınaları mahalli bir bölgedeki küçük fırtınalar biçiminde olabildiği gibi, tüm gezegeni kaplar büyüklükteki dev fırtınalar biçiminde de olabilmektedir. Bunlar özellikle Mars Güneş'e en yakın konumuna geldiğinde ve küresel sıcaklığın arttığı hallerde oluşmaya eğilimlidirler. Çeşitli uydu araçlarının, iniş araçlarının ve sonda araçlarının Mars'taki varlıkları sayesinde günümüzde astronomi araştırmaları Mars gökyüzünden de yapılabilmektedir. Bunun pek çok yönden avantajları bulunmaktadır. Öte yandan Dünya'da iyi bilinen, kutup ışıkları, meteorlar gibi birçok fenomen artık Mars yüzeyinde de gözlemlenebilmektedir. Dünya'nın Mars ile Güneş arasına girecek ve Güneş üzerinde bir leke oluşturacak şekilde Güneş önünden geçişi Mars'tan 10 Kasım 2084'te izlenebilecektir.